Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantısı alınırsa hattımızda konuğumuz Mustafa Bey olacak. Kendisi Uşak'ta önemli bir başarıya imza attı. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Bulduk Salim Bey. İyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hocam isterseniz Uşak'taki süreçten bahsedin. Uşak U17 futbol takımı Türkiye şampiyonu oldu bölgesel gelişim liginde. Evet. Zorlu bir süreçten geçerek geldi. 300 bin nüfuslu bir şehirden Türkiye şampiyonu çıktı. Bence çok büyük bir başarı. Uşak için de çok büyük bir başarı. Uşak Spor için, Uşak'taki altyapıdaki hocalarımız ve bizler için de çok büyük bir başarı. Gruptan ikinci olarak çıktık. Federasyon ikincileri çıkarmıyordu önce. Sonradan ikincilerin çıkmasına karar verdi. Zaten dörtlü finale katılan takımların içinde 3 tanesi ikinciydi. Ordu Spor maçıyla başladık şeye. O 16 turnuvasına. 16'da Ordu Spor'u, Kırşehir'de 5 Spor'u yendik. Sonra Turgut Spor'la Denizli'de oynadık. Kura'da Turgut Spor çıktı. 4-2 Turgut Spor'u Denizli'de mağlup ederek yarı final gruplarına kaldık. Yarı final gruplarında da Ankara Spor'u 2-1, Bursa Yıldırım Spor'u 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Hocam U17'de Türkiye şampiyonu oldu Uşak Spor takımı. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Uşak Spor dışında da önemli takımlarda görev aldınız. Afşet Afyon'da çalıştınız. Amatör kulüplerde de çalıştınız bu noktada Uşak'ta. Bunu da söyleyelim. Şimdi de şampiyon oldunuz. Yani böyle aşama aşama gidiyorsunuz. Bundan sonrası için planlar nedir? Uşak'ta daha önce amatör Benota Eğitim Spor'da ve Akdeniz Yapı Kulübü'nde uzun süre çalıştım. Ve oradan yetiştirdiğimiz oyuncular belli seviyelere geldiler. Sonra Afyon Afşet Spor'da 2 yıl hem U17 hem U19 kategorisinde çalıştım. Orada da önemli başarılar elde ettim. Oradaki yöneticilerime de teşekkür ederim. Bundan sonra da artık A takımlarda görev almak, daha önemli başarılara imza atmak istiyorum. Altyapıda kalırsam da, altyapılarda devam edersem de yine Türk futboluna önemli oyuncular kazandırma peşindeyim. Peki hocam bundan sonrası için hedef nedir? Yani altyapı mı üst yapı mı? Bundan sonrası artık üst yapı diye düşünüyorum. Var mı hocam gelen teklifler vesaire? Ya gelen teklifler oluyor mutlaka. Ama hani Uşak olduğum ve Uşak Spor'da bir böyle başarı elde ettiğim için öncelikle Uşak Spor'daki durumların netleşmesini bekliyorum. Ondan sonra da buna göre bir değerlendirme yapacağım. Eğer Uşak Spor'a devam edemezsem gelen teklifleri değerlendirmeye alacağım. Hocam yani çok önemli bir başarı. Genç takımlarda şampiyon olmak çok önemli bir başarı. Genç oyuncularla bunu elde ettiniz. Size sormak istediğim soru şu. Değer veriliyor mu hocam? Yani önemli bir şampiyonluk. U17'de şampiyon oldunuz. Hak ettiğiniz değeri görebiliyor musunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Türk futbolunda şöyle bir durum var. Genelde üst taraflarda isim çok önemli oluyor. Evet. İsimler bir yerlere geliyorlar. Yani biz ne kadar altyapıda bir başarı olsak da veya bir Türkiye şampiyonluğu alsak veya başka başarılar da alsak maalesef herhangi bir isim kadar ön plana çıkamıyoruz. Yani çok fazla medyada da yer bulmuyor. Bunu da söyleyelim. Çok fazla medyada konuşmuyor. Bu noktada sizinle ilgili içerikler paylaşılmıyor. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, hattımızda konuğumuz Uşak U17 Teknik Direktörü Mustafa Damat. Sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam peki ön plana çıkan oyuncular var mıydı? Şampiyonada. Ön plana,
ön plana çıkan oyuncular vardı. İbrahim Demir diye bir oyuncumuz vardı. Evet. Sağ kenar oynuyor. Şu an Uşak Spor'da profesyonel futbolcu. Çok güzel. Enes Yavcı abi diye bir oyuncumuz vardı. Sol açık oynuyor. Mustafa Kemal Demircan diye oyuncumuz vardı. Emirhan Petro diye bir oyuncumuz. Tahir Kaan Özcan diye bir oyuncumuz. Murat Yılmaz diye orta saha oynayan bir oyuncumuz. Çok ön plana çıktı. Uşak Spor'un tabii bu oyuncularla ilgili gelecek planı nedir? Onlar da onu bekliyorlar. Eğer Uşak Spor bu oyunculara sahip çıkar ve bir gelecek planı koyarsa Uşak'ta devam edip belki Uşak'ın gelecek 10 yılını kurtaracaklardır. Ama Uşak Spor'dan gelecek planı görmezlerse de tabii isteyen kulüplerin de onları da değerlendirmeye alacaklardır. Ama gönlümüz Uşak'ta devam etmeleri ve Uşak Spor'un bir gelecek planı bu çocukları hazırlamak yönünde. Peki hocam, gelen oyuncuları izleyenler oldu mu? İzleyenler oldu. Peki hangi takımlar izledi hocam? Genelde skoratlar izledi. Yani takımlara bilgi veriyorlar. Alanya Spor, Antalya Spor, Konya Spor gibi Süper Lig kulüplerinin çoğu takımları izlediler. Ankara, orada dörtlü grup finallerde Bursa Spor vardı. Ankara Spor'dan yöneticiler vardı. Yani gayet ilgi fazlaydı. Zaten turnuvada özellikle dörtlü finaller Süper Lig kalitesinde geçti. Federasyonu da bu konuda teşekkür etmem gerekiyor. Gayet güzeldi. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Damat, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa hocam, peki federasyonun bu noktada size teşviki var mı? Turnuvalarla ilgili, amatör branşlarla ilgili. Federasyon sadece orada şeyde, dörtlü finalde maç kazandı, sıralamaya girdiğinde belli bir ödülü var. Evet. Bunun dışında akademiklerin organizasyon içinde ufak tefek teşvikleri var. Tabii bunları Oğuz hocam da oradaydı. Oğuz Çetin hocam da oradaydı. Konuştu bizle de sağ olsun. Bunları artıracaklarını, daha farklı planları olduklarını, yeni bir yapılanmaya gideceklerini söyledi bize. İnşallah söylediklerini hayata geçirebiliriz. Hocam peki siz şimdi U17'de şampiyonluk elde ettiniz. Hedefiniz üst yapılarda da görev almak. Yeni bir düzenleme geliyor. Federasyon karar aldı. Daha önce de zaten uygulanan bir sistemdi. Rezervlik. Rezervlikle ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Ne dersiniz rezervlikle ilgili? Herhalde son durum oynanıp oynanmayacağı bu yıl belirsiz diyebiliyorum ben de rezervlikin. Hocam ben oynanacak diyebiliyorum. Yani alınan karara göre oynanacak. Bir sıkıntı yok. Ama bazı kulüpler istemiyor. Ben bunu söyleyeyim. Geç kalınmış bir karar. Türkiye için. Çok daha önceden rezerv lige geçilmesi gerekiyordu. Oynamayan oyuncuların hazır tutulması için. Federasyon başkanı hızlı bir şekilde buna geçeceğini sinyallerini verdi. Geçebilirse bence güzel olur. Hocam ben de bu noktada aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Yayınınıza bağlandınız, keyif verdiniz. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkürler, iyi günler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Mustafa Damat'tı. Uşak U17'de Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa Hoca da Uşak Spor'u çalıştırıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar olacak. Cevdet Ünvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizler de sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Birçok soru var, bu soruları da cevaplayacağız. Gazi Kartalları yazmış. İyi yayınlar Salim abi. Bayram tatilinde 10 gün arkadaşlarla Avusturya'ya gittik. Beşiktaş'ın 2 tane hazırlık maçını izledik. Bence Beşiktaş lige süper başlayacak. Geçmiş bayramınız mübarek olsun abi demiş. Teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu bilgiden dolayı da çok çok sağ olsun. Ben de aynı fikirdeyim. Beşiktaş önemli takviyeler yaptı. Bunun da altını çizelim.
Özellikle de bir hafta içerisinde 3 oyuncuyu bitirmişti. Cenk Tosun, Vegos, Muleka. 3 isim de önemli isimler. Orta sahada Gerson, Josef de Souza ikilisi oynayacak. Forum tutarlarsa ligin en iyi orta saha ikilisi olabilir. Uğur Pekşan yazmış. Merhaba Salim kardeşim, ben Fenerbahçeliyim. Hoş geldin Süper Lig'e, Ankara Gücü diyorum. Sizce Ankara Gücü'nün Süper Lig'de mücadele edecek kadro gücü var mı? Takviye yapılacak mı? Teşekkür ederim. Okursan sevinirim. ...6-7 Ağustos Mengen Aşçılar Festivali'ne davet misin demiş. Teşekkür ediyorum. Uğur Pekşen'in sorusunu şöyle cevaplayayım. Ankara Gücü'nde takviyeler devam edecek. Önemli isimleri kadroya dahil ettiler. Ben Ankara Gücü'nden bu sezon umutluyum. Özellikle de Pedrinho transferi. Daha önce de söylemiştim. Pedrinho önemli bir isim. Bu ligde başarılı olacağını, önemli takımlara transfer yapacağını düşünüyorum. Geçen yılda asist kralı olarak Portekiz'den geldi. Gelen oyuncular var, önemli isimler var. Hatırlarsınız, eski Paris Saint Germain'li, Real Madrid'li Jesse Rodriguez'i de aldılar. Jesse Rodriguez de geldi. Önemli bir isim. Geçtiğimiz yıl Las Palmas'taydı. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum bu ismin. Morutan'la ilgilendiler fakat sonrasında vazgeçtiler. Morutan Sivasspor'a gidiyor, bunu söyleyebilirim. Takviyeler devam edecektir Ankara Gücü'nde. Eren Derdiyok devam ediyor. Birçok oyuncu devam ediyor. Bunu belirtelim. Hattımızda konuğumuz Cevdet Ün var. Cevdet abiyle soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Cevdet abi, az önce Ankara Gücü ile ilgili soru geldi. Benim yorumum, yani hani vardır ya bir tabir, asansör takım tabiri vardır. Ben bu sezon asansör takım olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Ankara Gücü son yıllarda devamlı Süper Lig'e çıktı, geri düştü. Rize Spor da keza aynı şekildeydi. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Faruk Koca adımlarını sağlam bir şekilde atıyor. İyi de transfer yaptıkları kanaatindeyim. Ne dersin? Evet, Ankara Gücü küme düştüğü yıl tabi transfer tahtası da kapalı bir süreç yaşadı. Tabi bu zorluğu aştılar. Sanıyorum şehirde de bir birliktelik havasını oluşturdu. Her iki takımın birden Süper Lig'den düşmesi ve sonrasında Ankara Gücü'nün çıkması. Tabi Ankara Gücü'nün bambaşka bir ağırlığı var Ankara'da. Ne kadar Gençlerbirliği'yle birlikte futbolu sürükleyen iki camia olsa da Ankara Gücü'nün taraftar kitlesi Türkiye'de bir Trabzonspor kadar, bir Bursaspor kadar etkili ve takımın arkasında 12. adam olarak çok güçlü duran bir camia. Onun için bu yıl hem Faruk Koca'nın hem Ankara şehrinin bütün dinamiklerinin bütünleştiğini görüyoruz ki bu olumlu. Alınan oyuncular belki şu an diğer büyük camiaların çok gürültüsünün çıktığı bir ortamda cılız kalmış olabilir ama sezon başladığında şunu çok net görürüz. Yani Ankara Gücü orta sıralarda yukarıyı zorlayan bir takım olacaktır bu sene sevgili Salim. Peki özellikle de yeni çıkan takımlar kadroyu sil baştan yapıyor. Geçtiğimiz yıl 3 takım Süper Lig'e yükselmişti. Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay. Altay lige veda etti. Onun dışında Adana Demirspor ve Giresunspor ligde kaldı. Bu sezonda sürpriz takımlar geldi. İstanbulspor, Ümraniyespor ve Ankara Gücü. Bu 3 takımın transfer politikasını nasıl buluyorsun Cevdet abi? Özellikle de çok tartışıldı İstanbul takımlarının sayısının artması. Senin yorumun nedir? Yani burada kıstasın nedir mesela? İstanbul takımları artıyor. Yani ben burada direkt kulüpler iyi yönetiliyorsa şehir fark etmeksizin yer alması kanaatindeyim. Ama gönül ya, başarıya dur diyemezsin. Başarıya dur diyemezsin. Büyük camialarda yer alsın. Evet. Tabii ki Kocaeli Spor, Bursa Spor, Sakarya Spor bunlar Süper Lig'de yer alsın. Bunu hepimiz istiyoruz. Yani büyük şehirlerin, potansiyelli şehirlerin Süper Lig'de yer almasını istiyoruz. Ama bu istekten öteye gidebilir mi? Yani şimdi siz
Ümraniye Spor'un 2 yıldır doğru yönetilişini görmüyorsanız, İstanbul Spor'un Süper Lig'den düştüğü süreçten, yani 3. liglerden itibaren sahip değiştirip, mantalite değiştirip istikrarlı bir şekilde, mesela şu anki mevcut hocasının 4 yıldır takımın başında olduğunu biliyor muyuz? Yönetimin 10 yıldır bu takımın başında, hiç kimse ismini bilmeden, şu an camianın dışında kişilere soralım, sokaktaki insanlara, İstanbulspor'un başkanı kim, kimse bilmez. İstanbulspor'un teknik direktörü kim, kimse bilmez, ama takım Süper Lig'de. İşte budur. Yani başarıyı öne çıkarıp kadroyu geri plan atmak. Evet. Futbol takımı böyle yönetilmeli zaten. Yani Ümraniye'nin başkanını bilmiyoruz. Yönetim kurulundan herhangi bir ismi bilmiyoruz. Belki sen yayına bağlıyorsundur ve bundan sonra çok sık çıkacaklar. İşte futbol şube sorumlusudur, basın sözcüsüdür. Bunları duyacağız. Yarın maçlar başlayınca belki daha farklı isimleri duyacağız, ama bunların başarısının haricinde bir şeyini duyduk mu, duymadık. Yani işte Ankara Gücü'nde başkanı zaman zaman çıkıyor. Oradan biliyoruz. Bir de büyük camia takım olduğu için. Şimdi her üç takımımız da aslında iki İstanbul takımı istikrarlı, kendi yağıyla kavrularak, çok astronomik bedellerle transfer yapmadan Türkiye'yi tarayıp genç oyuncuları bularak bu noktalara geldiler ve haklı bir başarı sağladılar. Yarın bu takımlar düşse kimsenin böyle bir işte astronomik transferler yaptılar, işte bütçelerini açtılar falan deme şeyler olmaz. Çünkü çıktıklarındaki istikrar yapısı neyse, düşmüş olsalar da değişmeyecektir o mantalite. Yani İstanbulspor için özellikle bunu söyleyebilirim. Çok istikrarlı bir gidişleri var ve bu doğruları Türk futboluna çok şeyler kazandıracak. Yani gerçek bir kolej takımı dedikleri takım İstanbulspor. Daha önce bunu Gençler Birliği çok yapıyordu. Ama şimdi o rolü bundan sonra İstanbulspor alacaktır ve bugün ismini bilmediğimiz, sadece stoperini transferde konuştuğumuz camianın birçok yeni yıldız adayını Süper Lig'deki maçlarda görmüş olacağız. İşte Trabzonspor'la oynayacaklar. O maçta birçok oyuncu vitrine çıkmış olacak. Türkiye'nin gündemine oturmuş olacak. Yani bunu sonuç anlamda söylemiyorum. Oyun, işte kabiliyet, yetenek, her ne olacaksa. Ankara Gücü ama bir yapılanma içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hep düşüp çıktıktan sonra bir toparlanma sürecine giriyorlar, ama sonra bir yanlış içerisine giriyorlardı. Ama ben artık Ankara Gücü'nün bundan sonra bu ligin kalıcı takımlar içerisinde olacağını düşünüyorum ve Ankara'da da artık ikinci bir ilgi alakayı paylaşan takım olmadığı için tamamen bütün dikkatler Ankara'da Ankara Gücü'nün maçları üzerine olacaktır ve Ankara Gücü köklü bir Süper Lig camiası olmak adına hamlelerini yapacaktır. Ama Süper Lig'de yer almak da artık kolay değil sevgili Salim. Yani Fenerbahçe'nin, daha sonra Galatasaray'ın tehlikeli sularda yüzdüğü bir lig oldu artık. Yani son iki yılın periyoduna baktığımız zaman yinesinde de Trabzonspor'da benzer sıkıntıları gördük. Ve böyle bir Süper Lig arenasında olmak bütün şehirler için, bütün takımlar için çok önemli. Bütün oyuncular için, bütün yöneticiler için, teknik direktörler için ve bu şehirlerin takımlarının medyası için çok önemli. Yani hepsi vitrine çıkıyor. Yani siz Rize'yi lige çıkardığınız zaman Rize'nin medyasını, Rize'nin işte sosyal yönünü, her yönünü vitrine çıkarmış oluyorsunuz. Yani onun için bu çok önemli ve ben özellikle İstanbulspor'la ilgili çok olumlu şeyler düşünüyorum. Ümraniye'nin de gelişi Recep Uçar'la birlikte iyi bir ivme yakaladılar. Dilerim bir iki kötü sonuç alınca işte hocayı gönderelim, başka bir hoca getirelim gibi bir yanlışın içerisine girmezler. Hocaların arkasında dururlar. Maalesef bu tür sallantılı bir iki sonuç olduğu zaman, geçen yıl Hakan Keleş'i biliyorsun, Giresun'da 10 haftalık çok kötü bir başlangıç yaptı.
Evet. Ama orada kulüp başkanı hocasının arkasında durdu ve sonunda da o arkasında duruşun karşılığında Giresunspor ligde kaldı ve önemli sonuçlar aldı. Bu yıl daha başarılı bir Giresunspor görme şansımız var sevgili Salih. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cevdet Ünüvar, sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, geçtiğimiz yıl ifade ettiğin gibi Giresunspor'da Hakan Karahmet Sayın Başkan, Hakan Hoca'nın arkasında durdu. Gerçek, ya arkasında demeyelim, hocamızın arkasındayız dediklerinde İki direkt hocayla yollar ayrılıyor, hocanın yanında durdu diyelim. Yani bu sezonda önemli işlere imza atıyorlar. Bu sezonda planlamalarını beğeniyorum. Ekonomik anlamda çok üst düzey bir takım olmasa da genç oyuncuları transfer ediyorlar. Bu noktada Hakan Hoca ile yine yola devam. Süper Lig'e çıkan takımlar da hocalarıyla devam ediyor. Ben bu noktada Recep Hoca'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Ümraniye Sporlu olur ya da olmaz, bence önemli bir teknik direktör. Geçtiğimiz yıl... O da Abdullah Avcı ekolü değil mi? Evet. Uzun yıllar ekibinde yer aldı. Çok güzel. Yani ekibinde yer aldı. Önemli işlere de imza attılar. Beşiktaş'ta, Başakşehir'de. Nuri Şahin de öyle. Nuri Şahin Hoca da öyle. Nuri Şahin Hoca... Nuri Hoca'nın ama şey... Nuri Şahin'in. Tabii ki yurt dışı eğitimleri... ama... ya ben Nuri Şahin'in gelişiminde Abdullah Avcı'nın da yadsınamaz bir katkısının olduğunu düşünüyorum sevgili Salim. Ben de aynı fikirdeyim. Mutlaka böyle bir teklif geldiğinde herhalde telefonu ilk açıp sorduğu kişinin Abdullah Avcı olabileceğini düşünüyorum. Hatta ben bir haber yapmıştım. Nuri Şahin Abdullah Avcı'nın ekibine girebilir diye. Eğer teknik direktörle başlamasaydı yakın zamanda, bana gelen bilgiler bu yöndeydi. Şu anda da zaten iletişimleri gayet iyi, sık sık görüşüyorlar. Özellikle de Ümit Milli Takım'da biliyorsun Cevdet abi, A Milli Takım'da birlikte çalıştılar. Hı hı. O dönemde, 17 Milli Takım'da şampiyon milli. Olan. Evet. Yani bu noktada ben önemli bir katkısı olduğunu savunuyorum. Sizinle aynı fikirdeyim. Cevdet abi, dinleyenlerimizden gelen sorular var. Az önce bilmiyorum. Aynen. Dinleme imkanım oldu mu? Gazi Bey yazmıştı. Bayram tatilinde Avusturya'ya gitmiş. Beşiktaş'ın iki tane hazırlık maçını izlemiş ve çok beğenmiş. Kafalardan seken top yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı gibi. Ama Josef de Souza'nın sakatlığı ve süresi nedir bilmiyorum. Bilginiz var mı demiş. Gülvet abi, var mı bu noktada bir bilgin? Yani değişik haberler geliyor. Şimdi orada kampı takip eden gazetecilerin bu konuda sağlıklı bilgi vermesi lazım. Evet. Yani biri diyor ki sezonu kapattı, biri diyor ki işte 6-7 haftalık takımdan eksik kalacak, sonrasında kadroya katılacak. Şu an Josef'in durumuyla ilgili net bir bilgi yok sevgili Salim. Sen kampı takip eden gazetecilerle bu konuda bir kontak kurarsan onlar sağlıklı bilgi vereceklerdir son durumuyla ilgili. Bu arada gelen sorular var Cevdet. Ersin Destanoğlu gidecek diye bir evet, bugün ben de durum. Haberler okudum. Ama teklif edilen fiyatı ben piyasa normlarına göre çok düşük buldum sevgili Salim. Bu kadar Avrupa'nın en genç, en tecrübeli kalecilerinden birisine 6 milyon euroluk gelen bir teklifi ben burada transfer takibini yapan kişilerin biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum sevgili Salim. Yani dışarıya yansıyan fiyatlardan dolayı böyle bir kanaate sahibim. Bu arada gelen sorular var Cevdet abi. Onları da anlatacağım ama. Hay hay. Ama onun öncesinde bir reklam aramız var. Reklam arasına hı-hı. gidelim. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından hay hay. Sohbetimiz devam etsin, olur mu? Hay hay. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü var. Sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, tekrardan hoş geldin. Merhaba. Teşekkür ediyorum sevgili Salim. Cevdet abi, Burhanettin Erbaş yazmış. Selam Salim Bey, iyi yayınlar. Ankara Gücü kazıcı olarak olacak diyor. Ne demiş? Salim Bey, Ankara Gücü kalıcı olacak diyorsunuz. İnşallah öyle olur. Fakat Anadolu Kulübü ne çok pahalı olan taraftar takımları, hep amatörlüklü. Çünkü kulübü yönetmeye kalkıyorlar. Kulüplerin durumu ortada demiş. Eleştirisini bir konuda dile getirmiş. Ama benim yorumum yine aynı. Sen de, siz de aynı görüştesiniz Cevdet abi. Ben Ankara Gücü'nün başarılı olacağını düşünüyorum bu yıl. Evet, evet. Yani Ankara Gücü bu sezon başarılı olacaktır benim kanaatim. Çünkü doğru işlerin yapıldığını hissediyorum. Yapıldığını düşünüyorum. Bir arada... de pandemiden sonra sevgili Salim, sözünü unutma. Yani Anadolu'da aslında bir seyirci uyanışı var. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Yani camiaların kombineleri, satışa çıkan kombineleri çok çabuk bitme noktasına geldi. İşte bunu Adana Demirspor'da görüyoruz. Benzer bir yoğunluğu Ankara Gücü'nde de görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Bu da başarıyı itekleyici bir unsur. Onun için özellikle takımlarından başarı bekleyen taraftarların, onların her noktada destekleriyle camiaları daha da büyük başarılara taşıyabilirler. Ankara Gücü'ne bu anlamda da ayrı bir böyle bir gücün başarı getireceğine inanıyorum sevgili Salim. Abi, sohbetimize devam edelim. Birçok soru var. Instagram'dan da gelen sorular var. Derfin Yunus Dağ'ın selamlarını iletmiş. Selamun aleyküm Salim. Aleyküm selam. Şükür kavuşturana geçmiş bayramınız mübarek olsun. Joseph de Souza'nın sakatlığı ciddiymiş. Umarım iyileşir demiş. Cevdet Ünü var hocam, hoş geldin. Galatasaray orta sahası olmadığı için yeterince pozisyon üretemiyor. Golcüler de sıkıntıya giriyor. Jagne ve Mustafa Muhammed takımdan ayrıldı. Yorumu nedir demiş. Jagne Karagümrük'e gitti. Mustafa Muhammed de Nant'a gidiyor. Yorumu nedir Cevdet abi? Yani Mustafa Muhammed'in gönderilmesine acayip şaşırdım. Yani tam yaralanabileceği, takım içerisinde uyum sorunu olmayacağı bir sezonda böyle bir opsiyonun kullanılması enteresan geldi. Jagne zaten geldiği günden bu yana Galatasaray'ın lisanslı sporcusu ama oynamayan da bir futbolcusuydu. Zaman zaman takım içerisinde şans bulsa da asla ona takımın banko oyuncusu gibi bakılmadı. Adeta bir değer nasıl kaybedilir bize gösterdiler. Falcao ve Jagne Galatasaray'ın kanayan yarasıydı. Yani taraftarlar gittiğine sevindi mi, üzüldü mü onu bilmiyorum yani, ama Jagne ismi yanlış transferlerin başına geliyor sevgili Salim. Mustafa Muhammed'in gitmesi demek ki o mevkiye yeni bir oyuncu arayışı olacak sevgili Salim. Jagne Karagümrük'e gitti. Zaten sözleşmesi bitmişti. Evet. Bunu da söyleyelim. Evet. Karagümrük'te evet. Oynayacak. Gelen sorular var. Antman Bey yazmış. Selamun aleyküm Salim kardeşim, iyi yayınlar. Adana Demirspor hakkında bilgi verirsen sevinirim. Selamlar, saygılar demiş. Adnan Bey'in sorusu bu şekilde. Neler söylersin Adana Demirspor'la ilgili? Yani, şimdi Balotelli'nin gidip gitmeyeceği gelen oyuncuların tüm artı şeylerini gölgeledi. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani bu arada Balotelli de takımda kalacak gibi. Ama Onyekuru'nun gelişi Adana Demirspor için müthiş bir transfer. Genç oyuncuların alınması müthiş bir transfer. Bir kere Adana Demirspor emin ellerde. Yani Adana Demirspor camiasında çıt çıkmıyorsa, cızırtı çıkmıyorsa, sosyal medyada tabii ki her şeye böyle mızıkçılık yapan insanlar var, yorum yapanlar var, ama camianın, yani gerçek Adana Demirspor taraftarının yönetime o kadar güveni var ki, kim gelirse bunun nasıl bir niyetle getirildiğini herkes görüyor ve hem oynatıp hem değer katıp Yunus'ta olduğu gibi ve
Nihayetinde de ticaret yapılıyor. Bu genç oyuncular burada çıkış yakaladıktan sonra Adana Demirspor'a para kazandırarak gönderilsin isteniyor. Bu doğru bir yöntem. Zaten bütün artık futbolun döngüsü bu olmak zorunda. İşte Balotelli'yi geçen sene getirdiğinde Balotelli kendi ülkesi dahil futbolu bıraksın noktasındaydı. Ama İtalya milli takımına davet alacak noktaya geldi. Ve Balotelli bugün Avrupa'nın bütün takımlarında hayali kurulan bir oyuncu oldu. Bunun altındaki realite nedir? Adana Demirspor'un ona kucak açması. Burada onu sevgisiyle, ilgisiyle tekrar eski formuna kazandırmış olması. Bunu Balotelli görmüyor mudur? Görüyordur tabii ki. Ama oyuncular işte yaş ilerlediği zaman buradan daha çok katma değer elde etmek isterler. Onu da çok yadırgamıyorum. Ama ben Balotelli'yi yani söylenen serbest kalma fiyatıyla alacaklarını düşünmüyorum ve Adana Demirspor'da devam edeceğini düşünüyorum. Hemen bir bilgi de verelim Cevdet abi. Mario Balotelli'nin serbest kalma maddesi 4 milyon euro. Bunu da söyleyelim. Mario Balotelli 4 milyon euroya serbest kalabiliyor. Nasıl kalabiliyor? Örneğin 1x kulübü Balotelli ile anlaştı. Oyuncuyla anlaştı. Oyuncunun Adana Demirspor'dan ayrılabilmesi için Adana Demirspor'un kasasına 4 milyon euro yatırması gerekiyor. Ama burada belirleyici olan nokta o kulübün hem bu bonservis bedelinin ödemesini kabul edecek, yani böyle bir kulüp varsa, ve bunun hem dışında da ödemeyi kabul ettikten sonra da bunun dışında da oyuncuyla anlaşacak. Yani burada kesin ve net, yani oyuncuyla anlaşmanız lazım. Eğer oyuncuyla anlaşırsanız ve 4 milyon euroyu öderseniz Balotelli'yi transfer edebilirsiniz. Jagne konusuna da gelince, ben yani Galatasaray'ın bir hata yaptığını düşünüyorum. Jagne önemli bir oyuncu. Daha önceden yatırım yapıldı. Jagne'nin sözleşmesi uzatılıp gönderilebilirdi. Evet, oynatarak mesela şu hazırlık maçlarında çokça oynatarak aktif bir oyuncu olarak göndermek oyuncunun piyasasında yükseltirdi, ama çok değersizleştirdiler yani sevgili Salim. Bir sezon boşa çıktı, dışarıya gönderildi, yani değersizleştirildi, kamuoyunda böyle suçlu pozisyona sokuldu. Ya bu oyuncuyu siz Kasımpaşa'dan büyük oyuncuyu aldık diye getirdiniz yani. Bu kadar değersizleşmemeliydi yani. Hiç şans bulmadan neden böyle bir yaklaşımın içine girildi? Yani hocanın istemediği bir transferdi de buna rağmen alındı. Hoca da buna istinaden oynatmama yolunu mu seçti? Fatih Hoca için söylüyorum. Yani Fatih Hoca'ya rağmen alındı da, Fatih Hoca siz bana rağmen istemediğim bir oyuncuyu aldınız, ben de onu bu takımda görmek istemiyorum mu dedi. Yani insanın aklına 50 tane değişik soru işareti geliyor tabii ki. Ya ben şunu söyleyeyim, Fatih Hoca istemişti. Neden şans vermedi? Yani Fatih Hoca istedi, geldiği zaman da yani önemli bir oyuncu olarak geldi. O dönemin bonservis ücreti, yani euro kurunu hesapladığımızda çok fazla tartışılmadı. Geldiği dönemde euro kurunu hesaplarsak şu an çok tartışma konusu oldu, ama o dönemki kurla şu anki 13 milyon euro sanıyorum, değil mi? 13 milyon euroya geldi. 13,5 milyon. Totalde yani, 14,5'ü buluyordu totalde. Şu an bu bahsettiğimiz para 225-230 trilyon yapıyor sevgili Salim. Yani 230 trilyonluk bir yanlışın, ama bugünün paritesinden değerlendirelim. Yanlışın büyüklüğünü konuşuyorsak 225 trilyonluk yanlış yapıldı yani. Evet, ama şunu net biliyorum ben. Falcao yerine o dönem Galatasaray izleme ekibi Fenerbahçe'ye transfer olan, şu an Fenerbahçe'nin oyuncusu, Fenerbahçe'de de çok fazla forma şansı bulamadı, Samat da düşünülmüştü. Net bir şekilde onu biliyorum yani. Samat da o dönem hatırlarsın Belçika'da inanılmaz bir katkı sağladı. Evet, evet. Yani benim bildiğim Samat da düşünülmüştü, fakat Samat da olmadı. Sonrasında zaten ismi Beşiktaş'ın alındı. Ardından Fenerbahçe'ye geldi. Ben mesela Samat'tan'ın da önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet, yani Fenerbahçe... o istenilen şansı bulamadı yani. Siz şans vermeden oyuncuyu nasıl kötü değerlendirmesi yapabilirsiniz yani?
Çünkü gelirken değerli bir oyuncu olarak alıyorsunuz. Buraya geldikten sonra da o şansı, yani forma rekabet içerisinde konuşulabilir bu. O şansı vermediğiniz zaman, yani iki maçta biz asit kesiyoruz yani. Yani iki maçta bir futbolcunun iyi ya da kötü olduğuna karar veriyoruz. Yani böyle olmamalı. Kim Minji'ye geldiğinde de hocaya demediler mi yani? Hiç ismi bilinmeyen bir Koreli Çin'den getiriyor. Ama bugün herkes hocaya teşekkür ediyor. Yani hoca 350 trilyonluk bir katkı sunmuş olacak. Yani her ne kadar şu an transfer bitmemiş olsa da gidecek yani. Bu çok net. Yani giden bir hoca getirdiği bir oyuncuyla transferi kısıtlı bir takıma 350 trilyonluk bir genişleme sağlıyor. Yani bir Şampiyonlar Ligi katılım parası kadar para kazandırmış oluyor. Ben şunu söyleyeyim abi. Vitor Pereira getirmişti. Vitor Pereira'nın ben oyuncu noktasında, yani oyuncu transfer noktasında, teknik direktörünü tartışırım ama oyuncu Rossi transfer olsun etmesi noktasında, mesela Josef de Souza'yı da Türkiye'ye getirmişti. Vitor Pereira'ydı. Kim Minje'yi getirdi. Crespo'yu getirdi. Hatırlarsın. Crespo da mesela şu an Fenerbahçe'de çıkan oyuncular arasında. Yani tamam, yani önemli bir katkı sağladı. Yani geleceğim şuraya, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında sıkıntı var. Mesela şu an Napoli'nin devreye girdiği söyleniyor. Kim Minje transferi için Ren'den sonra. Yani Kim Minje bir takıma transfer olmazsa UEFA listesine yazılmadı. Bu gerçekten amatörlük bence. Evet. Mesela yani Fenerbahçe, zaten çıkarabiliyorsun ya, iki kişiyi çıkarabiliyorsun zaten. Tabii. Fenerbahçe'de mesela iki kaleci var UEFA listesine yazılan. Dikkat ettin mi? Ertuğrul ve Altay. Allah göstermesin. İki oyuncu sakatlansa, iki oyuncudan birisi sakatlansa Volkan Demirel'e mi lisans çıkartacaksınız? Yani burada ben kadro planlamasında ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Son güne kadar Gökhan Akkan'la ilgilendiler Rize'den. Bilmiyorum onunla ilgili transferde son durum nedir ama tamam, tebrik edelim. Kim Minje'ye önemli bir transfer getirildi. Yok, o dönem geçen yıl Trabzon sevgili Salim, geçen yıl Trabzon sezon başlamadan bütün transferlerini bitirdi değil mi? Evet, doğru. Alacağı tüm oyuncuları ve o başarıyı da kupa olarak gördük. Kupa olarak. Şimdi siz Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeler oynayacaksınız. Santraforunuz yok. Ne bileyim işte, sadece Serdar Dursun'a kalmış bir hücum hattınız var. Valencia'yla ilgili gitti, gidecek, kaldı, kalacak. Böyle bir spekülasyon söz konusu. Hala bir hücum oyuncusu almamışsınız. Evet. Yani eksik olan mevkilerinizi tamamlamamışsınız. Hep orta sahaya oyuncu, merkeze oyuncu yazmışsınız. Yani dediğin gibi üçüncü bir kaleci kadronuzda yok. Yani çok ilginç yani. Ben Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde, daha önce Ümit Özat da bir yayında söylemişti, 75 oyuncu transfer etmişler. Yani 3 sezonda 75 oyuncu. Şimdi bu yılki oyuncu serisinde katarsak herhalde bir 90 oyunculuk bir 4 sezonluk astronomik bir transfer listesi. Evet. Sadece transferin de başarı getirmediğini hepimiz görüyoruz yani. Doğru. Bu arada Kim Minje'nin serbest kalma maddesi 18 milyon euro. Yani ama işte yok, Napoli 21'i veriyor bilmem ne falan. Yani niye versin yani? Şimdi orada maalesef garip bir şey oluyor. Yani kamuoyuna söyledikleri, işte şuraya anlaştık derken bir bakıyorsunuz Napoli çıkıyor. Yani 18'ten serbest kalma maddesi 18'ten 21'e satılır mı sevgili Salih? Kamuoyuna Napoli'nin 21 milyon euro verdiğine dair haberler salındı mesela. Doğru. Garip şeyler oluyor. Cevdet abi, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Çok çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza bağlandın, keyif verdin. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim Cevdet abi. Görüşmek üzere, hoşça kal. Kendine iyi bak, selamlar, saygılar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz
Cevdet Ünü vardı. Reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök olacak. Hüseyin Özkök'le birlikte Olay.com üzerinde yer alan maçları konuşacağız. İkinci bölümde bugün biliyorsunuz pazartesi ve salı günleri programımız 2 saat. İkinci bölümde hattımızda Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birçok soru var. O soruları da Reşat Hoca'ya yönelteceğim. Şu anda görüyorum soruları da. Yönelteceğim. Reşat Hoca'ya da soracağım. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Bir gelişmeyi paylaşayım. Lazar Markovic hatırlanacağı üzere 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti. O dönem Liverpool'dan kiralanmıştı. Son olarak Partizan'da oynadı. Sırbistan Ligi takımlarından Partizan'da forma giydi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK Lazar Markovic ile anlaşma sağladı. Lazar Markovic bugün saat 12.05'te İstanbul'a indi. Belgrad'dan geldi. Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek. Ardından resmi sözleşme imzalanacak. Yeni takımı Gaziantep FK Lazar Markovic'in sevgili dinleyenler. O da 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönmüş oldu. Partizan'daki performansını kontrol ettim. Gayet iyi. Hızı da iyiydi. Fenerbahçe'den hatırlayacaktır dinleyenlerimiz. Bu bilgiyi aktaralım. Reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biz buradayız. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün pazartesi, pazartesi günleri Olay.com'dan Hüseyin Özkök bizlerle birlikte oluyor. Şu an hattımızda Olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök var. Hüseyin abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar. Teşekkür ederim. Hüseyin abi bugün öne çıkan maçlar var. Bu maçları konuşacağız. Sen de Olay.com üzerinden evet. Kuponunu paylaşacaksın. Söz şimdi sende. Salim bugün Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Grup D maçları var. Grubun son karşılaşmaları. Grup maçlarına ilk ikisine baktığımızda Fransa'nın iki maçında kazanarak liderliği garantilediğini görüyoruz. Bunun yanında İzlanda, Belçika ve İtalya ile çekişiyor. Onların iki diğerlerinin birer puanı var. Yani bugün oynanacak karşılaşmalarda aslında Fransa'nın İzlanda'yı yeneceğini varsayarsak İtalya-Belçika maçının galibi turu geçer diye düşünüyorum. Bu bağlamda maçlara dönersek ben İtalya-İzlanda-Fransa karşılaşmasında Fransa'nın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Handikaplı şekilde onu belirteyim. Ve 2.5 gol üstü de düşünülebilir 1.41'den. Diğer yandan İtalya-Belçika karşılaşması var. Orada da İtalya normal şekilde favori gösterilmiş. 1.59'luk bir oranı var. İtalya'da Belçika'yı mağlup edecek gibi duruyor. Ben İtalya'nın da kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Yine bu karşılaşmada da gollü bir mücadele bekliyorum. 1.52'den 2.5 üstü düşünülebilir. Bunun yanında Danimarka Süper Lig'de maçlar başladı. İlk hafta maçları oynanıyor ve bugün de haftanın son karşılaşması oynanacak. Odense ile Norgelan arasında. Burada baktığımızda hazırlık maçlarında tabii ki takımlar çeşitli performanslar böyle inişli çıkışlı gösterdiler. Denemeler yapıldı. Ama Odense karşılaşmada ev sahibi olarak biraz daha öne çıkıyor. Burada 2-0-1'lik bir oranı var Odense'nin. Odense'ye geçen seneye baktığımızda ligde ne yaptığına hemen söyleyeyim. 9. sırada yer almış. Odense geçen sene ligde
Norşeland'a bakalım. Norşeland'da geçen sene aslında şeye bakmamız lazım tabii ki. Playoff'un final şampiyonluk turuna bakmamız lazım. Evet, Midland Odense ilk 6'ya giremediği için şampiyonluk turunda yer alamamış. Bunun yanında da Norşeland'da yine giremeyen takımlar arasında ilk 6'ya. Dolayısıyla onlar aşağı sıralarda bitirmiş. Ben Odense'yi sözün özü bu karşılaşmada 2-0 birlik oranıyla favori görüyorum. Bu mücadelede iki takımın da gol atacağını düşünenlerdenim. 1-2.5 üstü karşılıklı gol var da düşünülebilir diye düşünüyorum. Hatta 1-2.5 üstü de oranı bayağı arttıracaktır. Bir de İsveç liginden maçlar vermek istiyorum Salim. Tabii ki. İsveç Alsvenskan mücadelelerinde onlar bayağı ilerlediler biliyorsun. Onlar daha erken başlıyorlar. Tek sezon oynanıyor yıl içinde. Orada da bugün karşılaşmalarda Sundsvall Haken Varsberg'le Helsingborg mücadeleleri var. Ben ilk karşılaşmada orandan da zaten belli Haken takımının ikincisi olarak karşılaşmanın favorisi olduğunu düşünüyorum. Sundsvall karşısında. Hatta orada handikaplı 2'nin ikilik bir oranı var. Orada da Haken'in handikaplı olarak sürpriz denenebilir. Ama normal kuponlarda sadece 1.35'ten Haken denenebilir. Varsberg Helsingborg mücadelesinde de baktığımızda Helsingborg şu anda liginin sonuncusu, 14 maç sonunda var. Varsberg de iyi durumda değil. Orada da iki takım kazanmak için oynayacak bu karşılaşmada. Onda da karşılıklı gol var seçimini düşünebiliriz. Kupon vermeye gerekirse Salim, ben Fransa, İzlanda, İtalya, Belçika maçında İtalya'ya doğrudan 1, Odense, Norjelen karşılaşmasında da yine 1 tercihim var. Bir de Sundsvall, Haken karşılaşmasında 2. Yani bu 3 maçlı kuponu Olecom üyelerine ve Radyo Spor dinleyicilerine önerebilirim. Herkese bol şanslar dilerim. Perşembe günü özellikle biliyorsun Perşembe günü artık Avrupa kupalarında da maçlar oynanıyor. Takımlarımızın da maçları var. Avrupa Konferans Ligi eleme turu maçlarında çok sayıda maç oynanacak. Perşembe günü görüşmek üzere diyeyim. Görüşmek üzere Hüseyin abi. Perşembe günü Avrupa kupaları maçlarını da değerlendiririz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Özköktü. Kendisi olay.com'da yorumcu olarak görev alıyor. Olay.com üzerinde yer alan maçları konuştuk. Kuponunu bizlerle paylaştı. Olay.com üzerinden Hüseyin Özkök'ün kuponunu oynayabilirsiniz. Birazdan reklam ve şarkı arasına gideceğiz. Ardından Reşat Yılmaz hattımızda olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Gelen tüm soruları da soracağım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi saat başı aramız ve küçük bir şarkı aramız var. Ardından biz buradayız. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hoca ile birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Birçok soru var. Bunları da söyleyelim. Şu an hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hocam hemen soru cevap şeklinde ilerleyelim. Birçok gelen soru var hocam. Tabii ki. Bir transfer gelişmesi var hocam. Ondan başlayalım isterseniz. Okay Okuşlu West Bromwich ile anlaştı.
Milli futbolcu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son dakika gelişmesi olarak aktardık. Okayo Kuşlu West Bromwich'te 3 yıllık sözleşme imzalandı. Lazar Markovic Gaziantep FK'da. Son gelişmeler bu şekilde hocam. Kısa kısa yorumlar alırsam. Yani Okay ortaya gittiğinde ben daha böyle iyi performans bekleyeceğini düşünüyordum ama o beklediğim performansı gösteremedi ki. Çünkü ilk takımda da çok tercih edilmiyor farkındaysan. İnşallah bir çıkışa geçer. O bildiğimiz yürekli oyunla oynar. Markovic transferi de Gaziantep'in çok iyi transfer. Dribling yapabilen, top taşıyabilen önemli bir oyuncu. Hayırlı olsun. Yani Süper Lig'de ben çok rahat oynayacağını düşünüyorum hocam. Tabii oynayacak, rahat rahat oynayacak. Çünkü yani özgüven duygusu tabii bu oyuncularda düşler oluyor. O dönemlerde böyle özgüven duygusu eksiliyor. Hatta üstüne hata yapıyorlar, denolize oluyorlar falan ama oyuncuya baktığın zaman hakikaten çok çabuk, süratli, topu aldığı zaman adam eksiltebilen, iyi ortalar kesebilen bir oyuncu. O kimliğini bulabilirse burada geçen sene de iyi geçirmiş. Demek ki oyuncu bilinen performansına doğru ilerliyor demektir. Türkiye'de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Hocam gelen sorular var, hemen cevaplayalım onları da. Serkan Sarı Efe yazmış. Salim'in yayınlar kardeşim. Emirhan Topçu ve Emrecan Uzunhan Beşiktaş bu iki ismi transfer etmiş. Hocama sorar mısın? Direkt oynayabilirler mi? Oyuncularla ilgili yorumu nedir diyor. İkisini de tanıyorsunuz hocam. Emrecan Uzunhan'ı geçtiğimiz yıl İstanbul Spor'da izlediniz. Bunun dışında Emirhan Topçu da Menemen Spor'da kiralıktı. Rize Spor'un oyuncusu. İki oyuncuyla ilgili yorumunuz nedir? Bu oyuncular genç oyuncular. Yerli oyuncular. Gelişime açık oyuncular. Ben ikisini de beğeniyorum. Aşama kaydedebilirler. Tabii büyük takıma gelmek bazı oyuncularda farklı reaksiyonlar gösterebiliyor bu oyuncular. Bazıları tutuyor. İnşallah tutar. Uzun yıllar Türk futbolu faydalanır. Milli takım faydalanır. Çünkü öne açık oyuncular. NHC'de oyuncular da bitiyor iş. Ne kadar çabuk gelişim gösterebilirlerse o kadar çabuk uyum sağlıyorlar. İşte Arda Güler örneği var önümüzde. Evet. Bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Herkes yetenekli olduğunu gösteriverdi. Bir anda şimdi 10 numarayı mı giysin, Manko oynasın mı oynamasın mı tartışmaları var. Yani bu iki oyuncu gelişim açık oyuncu. Evet, iyi de olabilir. Ama tutmaya da bilir. Bu da var ama bakacağız, zaman gösterecek. Fakat Beşiktaş'ın ciddi anlamda savunma kurgusunda çok iyi bir stopere ihtiyacı var. Güçlü oynayacaklar çünkü. Evet. Hocam Mesut Işık Türk sormuş. Selam Salim, hoş geldin. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bolu Spor'da transfer gelişmesi var mı? Gökhan kardeş geldi hocam. Stoper transferi Erzurum Spor'dan. Gökhan da iyi bir oyuncu. Bolu Lig'de oynayan oyuncu zaten. İyi bir oyuncu. Bu arada Patrick transferi olmadı. İstanbul Spor'dan normalde Patrick'le de anlaşmışlardı. İstanbul Spor bu transfere izin vermedi. Yapılan bir ön protokol var. Oyuncunun yapmış olduğu bir ön protokol var. Bundan dolayı transferi söz konusu değil Bolu Spor'a. Gökhan kardeş bitti. Kulağımıza gelen genç koruyucu isimleri var mı demiş. Benim şu an için hocam Bolu Spor'la ilgili kulağıma gelen net bir transfer gelişmesi yok. Ve eklemiş Mesut Işık Türk. Reşat hocama sorar mısın, yorumu nedir diyor Bolu Spor'la ilgili. Bolu Spor hakikaten de bakıyorum şimdi her sene o kadar çok oyuncu sirkülasyonu yaşıyor ki. Yani hoca anlamında da mesela Reha Hoca'yla sezonu bitirdi, tekrar Reha Hoca'yla başladı. Yine oyuncu sirkülasyonları oldu. O gitti. Yani çok oyuncu sirkülasyonları oluyor. Tabii burada Bolu Spor'un başarılı olabilmesi için Bolu Spor'un geçtiğimiz sezonda kadrosu içerisinde çok iyi oyuncuları vardı. Ama işte birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getiremediğiniz zaman maalesef başarı yakalayamıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar çok iyi oyuncular kadroya katın. Önemli olan birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmekte. Onu yapabiliyorsanız başarılı oluyorsunuz. Evet. Hocam gelen sorularla devam edelim. Birçok soru var. Barış Bey yazmış. Selamlar Salim Bey. Özlettiniz kendinizi. Adana'dan geçenlerde bir takım Türkiye şampiyonu oldu kendi yaş grubunda. O takımdan kaç tane oyuncu gitti? Reşat Hoca'nın bilgisi var mıdır?
acaba diyor. Vefa Spor diye biliyorum hocam, yanlışım varsa düzeltin. Vefa Spor, evet. Vefa Adana Spor, Vefa Spor ligine çıktı. Şampiyon oldu. Şey pardon, şeyde de Bal Ligi'ne çıktı. Amatörde de Bal Ligi'ne çıktı. Evet. Bal Ligi'ne mücadele edecek ama... Var mı onun takımdan böyle gözünüze çarpan, bu olur dediğiniz? Valla ismini hatırlayamıyorum ama çok iyi bir ön libero vardı. Daha yaşı 18. Bal Ligi'ne çıkan takımda da oynuyordu. O isteyenler de çok olduğunu duyuyorum yani. Ama 3-4 tanesiyle başkanları da arkadaşım. 3-4 tanesiyle birçok takım ilgileniyormuş. Ben nasip olmadı seyretmek. Bir de hocam siz o dönem Adana 1954 FK'da teknik direktörlük görevindeydiniz. Ve o dönemde... Şehir dışında olduğu için gidemedik de son finallerde, evet, falan. Malatya'da oynadılar. O süreci de yoğunlaştığınız için biraz zor olabiliyor. Evet. Hocam çok kısa bir aramız var. Arkadaşım uyardı. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii ardından ki devam edelim. Sorularını da dinleyenlerimiz gönderebilirler. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Şimdi çok kısa bir ara. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşat hocam tekrardan hoş geldiniz, merhaba. Tekrardan merhaba sevgili Salim, tekrardan hayırlı günler. Barış Bey'in sorusunu cevapladık hocam, Halil Demir yazmış. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş İstanbul Spor'dan Emrecan'ı transfer ediyor deniliyordu. Bu transfer ne oldu, durdu mu demiş. Hayır, girişimler devam ediyor. Emirhan Topçu ile Emrecan Uzunan transferi biter diye düşünüyorum hocam ben. Sonrasında devam etmiş. Fenerbahçe'nin elinde bu kadar yabancı futbolcu varken nasıl oluyor da halen bu kadar çok transfer yapabiliyor? Bu nasıl bir kadro yapılanması? Seneye yeni bir hoca gelse yeniden 10 tane daha mı transfer yapılacak? Planlama yanlış demiş Halil Demir. Ne dersiniz? Ya şimdi João Pedro transferi var değil mi? Kalyeri'den. Evet. Yani 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. İyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Eyvallah. Kariyeri küme düştü. İyi oyuncu ama kariyeri küme düştü. O ligde o kadar gol atmak. İşte 4 tanesi, 5 tanesi herhalde penaltıdır. Evet, iyi oyuncu. Bir sıkıntı yok buralarında. Ama sizin elinizde, evet, o pozisyonda oynayabilecek oyuncular var yani. Ama hocam ben yani şu klişeye katılmıyorum. Küme düşen takımdan futbolcu transfer edilmez. Edilmez. Ben de katılmıyorum. Orasına değilim ben. Evet. Tamam, oyuncu yetenekli. Eyvallah. Orada bir sıkıntı yok ama elinizde var. O bölgede oynayabilecek Henrique'yi aldılar. Arda Güler var, İrfan Can var, Mert Hakan var, Pelkas var. Evet. Belki yani bunlar olmuyor bu takıma filan. Ama önceliğiniz mesela transferde santrafor olması lazım. Yani bu kadar para verilmez yani. Elinizde var bu bölgede oynayabilecek oyuncularınız var yani. Mesela Arava transferi tamam, tutmuş bir ama Crespo'yla Rice vardı sizin elinizde değil mi? Tamam, Arava'yı aldınız. Yani birisinden birine bir, yani o geçen seneki o oturmuş kadro var ya, onun üstüne işte bazı oyuncuları eklemek lazımdı. Evet. Bunu yapması lazım Fenerbahçe'nin. Ne sıkıntı santrafor alması lazım. Rossi iyi midir, orada iyidir. Kenarlarda oynayacak çok oyuncularınız var yani. Dolayısıyla önce santrafor Fenerbahçe'ye gerekliydi. João Pedro iyi oyuncu, doğru. Ama yani çok yüksek bonservisi kendisi öyle. Elinizde bir de oynatabileceğiniz oyuncular var. Yani var o bölgede. O zaman niye aldınız? Henrique'yi falan niye aldınız yani? Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Stoper kimin gitmesi orada, Serdar Aziz birinci Atilla Salahi duruyor. Eyvallah, bir tane daha iyi bir şey almak lazım. Yani Lemos, evet, olmuyor. Strand olmuyor. Çok oyuncu olmuyor. Oraya öncelik vermek lazım. Santrafor'u oraya vermek lazım. Yoksa bölgeleri Fenerbahçe'nin iyi. Evet. Gayet iyi yani. İyi bir kaleciye sahip. Sağ beki iyi. O sahi olur. Solda Ferdi iyi. Serdar'la Atilla ikisi idare eder. İyiler. Orta saha kurgusu
Zayt var orada zaten, Crespo var, Arova'yı aldılar iyi, İrfan Can var, yani çok seçenekli. 10 numara pozisyonunda oyuncunuz var, İrfan Can da orada oynar, Enrique de, Arda da, yani Kalkas. Ya bir de yani ya, bu Kalkas filan ciddi anlamda böyle şans verilmesi gerekir. Ya bir verin bakalım yani. Böyle iyi bir takım içerisinde ne olur o Kalkas? Daha iyi oyun olabilir mi? Yani moral motivasyon olarak çok düştü geçen sene. Bir dek kaldı falan. Ama iyi bir takımda mesela 10 numara pozisyonunda ne yapabilir gibi. Önce bir santrafor olsaydı Fenerbahçe'nin çok daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Hocam son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Bu bilgiyi paylaşalım. Sarı lacivertli temsilcimiz Dinamo Kiev'i elerse rakip Sturm Graz. Bu bilgiyi aktaralım hocam. Son dakika gelişmesi olarak paylaşalım. Çok kısa yorumunuz nedir hocam bu eşleşmeyle ilgili? Yani şu kadronun Jesus bile var başlarında, bu kadronun tabii ki geçmesini bekliyoruz. Gönlümüzde, temennimiz de bu yönde. Fenerbahçe iyi bir kadro, evet. Yani santrfor almadı, santrforsuz mu değil. Berisha da var orada. Bu sene çok hareketli olduğu söyleniyor. İzlediğimiz maçlara da bakıyorum, o hareketli. Serdar Dursun, ya yok sayamazsınız yani. Serdar Dursun kenardan, oradan buradan geldiğinde kafayla, ayakla, gol vuruşları iyi olabilen bir oyuncu. Yani yerden de çok iyi olsaydı o zaman Zlatan falan olurdu yani. Ronaldo falan olurdu. O zaman Fenerbahçe'de olmazdı. Dolayısıyla var iki tane santrforumuz var. Ha, iyi bir santrfor, üst düzey, daha üst düzey olabilir mi? Olabilir. Çok iyi olur. Doğru. Ama olmasa da bu santraforlar da var elinizde yani. Ya iyi de bir kadro. Fenerbahçe kadrosu. Rekabetçi bir oyuncu topluluğu da var. Dolayısıyla ben rahat geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hocam gelen sorular var. Hemen devam edelim gelen sorularla. Meltem Hanım yazmış. Reşat Hocam'a selamlar. Aleyküm selam. Reşat Hocam Galatasaray'ın anlaştığı oyuncularla ilgili neler söyler demiş. Galatasaray'ın anlaştığı oyuncularla ilgili Oliveira, Sergio iyi bir oyuncu zaten. Evet, onun dışında Seferovic. Çok iyi oyuncu gerçekten de. Hazırlık maçında da gördük ki evet, Galatasaray'ın aradığı oyuncu profili bu. Ön libero mevkiinde 8 numarada oynar. Gerektiğinde 10'da oynar. Seferovic tabii ki bir müziğin sakatlığından bahsediliyor. Öyle bir sakatlık geçirdiğini evet hepimiz biliyoruz. Doğru. Ama müziğin midir değil midir orasını bilmiyorum. Ama iyi bir Seferovic. Üst düzey bir oyuncu zaten. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. Galatasaray'a çok iyi işler yapar. Ben ayrıca bu yıl süre aldığında Bomis'in de Mustafa Muhammed'in de bu yıl geçen yıla oranla çok daha iyi performans göstereceklerini düşünüyorum. Yani iyi futbolcu iyi takımda daha iyi oynar. Doğru. Bu net. Bak Yunus, şimdi Yunus'u konuşuyor. Adam demiş, spor yakından takip edenler zaten Yunus'un neler yapabileceğini gördü. Bu aşamayı kaydetti, istekli, arzulu. Bir tarafta Yunus, formda bir Kerem. Gomis de olsa, Muhammed de olsa, Seferovic de olsa ki o arka taraflarınızda iyiyse, işte Sergio gibi alınacak oyuncular da var deniyor, konuşuluyor. Bu tip oyuncular da alınabilirse Galatasaray santrfor mevkiinde kim olursa olsun çok iş yapar yani. Ama eksik bölgeleri var mı? Var. Onun çalışmasını yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bakalım süreç neyi gösterecek. Abdülkerim'e birazcık fazla yükleniyorlar. Yani hazırlık maçları olabilir ama iyi bir oyuncu, iyi bir sol stoper. Ve Marco, belki Marco'a kadar pozisyon alma becerisi yok ama Marco'a kadar hava hakimiyetine hakim bir oyuncu, onun gibi ayaklarını iyi kullanabilen bir oyuncu, hatta Marco'dan daha çabuk oyuncu olduğunu düşünüyorum Abdülkerim'in. Tabi o daha iyi pozisyon alıyor, tezgileri daha güçlü, daha sert. Ama daha hazırlık maçları, Abdülkerim'e çok bu kadar yüklenmemek lazım. İyi bir oyuncu. Yani sonunda da iyi tandem oluştururlar diye düşünüyorum. Kaldı ki oraya da oyuncu arıyor Galatasaray takımı. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım.
Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Reşit Hocam, gelen birçok soru var. Bu arada Rize Sporlu Adil Göral, kendisi iyi bir Rizeli, Rize Sporlu, selamlarını iletmiş. Hoş geldin Salim demiş. Teşekkür ediyorum Adil abiye de. Birebir de tanışma imkanım da olmuştu Rize'ye gittiğimde. Rize'ye de selamlar, saygılar, Rize Pazar'dan. Barış Bey yazmış. Ligler bu yıl daha zorlu geçecek gibi görünüyor. Reşat Hoca'ya göre Demirspor ve Adana Spor'u nasıl bir sezon bekliyor? Adana Demirspor için böyle belki geçen yakaladıkları bir trend vardı. Yani o müthiş bir süreçti. Son bölümde Adana Demirspor takımı çok kötü performans gösterdi. Uzun mağlubiyet serileri de aldı. Evet. Ama ben bu yıl Adana Demirspor'un böyle çok kötü olacağını düşünmüyorum. Geçen yıl Süper Lig'de belki üç büyükler bile, mesela kafadan Fenerbahçe çok kötü gitti, sonradan açıldı. Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar çok kötü geçirdikleri süreçler var. Ama bu yıl öyle olmayacak. Bu yıl Trabzon evet çok mantıklı transferler yapıyor. Bölgelerine bakıyorum, arayışları devam ediyor. İyi bir kadro. Fenerbahçe iyi bir kadro üstüne. Hoca ve yapılan transferler. Galatasaray elinde zaten iyi oyuncular vardı. Onun üzerine iyi oyuncular almaya başladı. Ve heyecan yüksek bir teknik sektörle başlıyor. Beşiktaş ona keza ön tarafında harika oyuncular aldı. Orta sahasını güçlendirdi. Arkayı da biraz doldurursa kenarları da iyi. Yani takımlar iyi. Başakşehir iyi. Konyaspor ediyorsun iyi. Yani artık Süper Lig'de böyle geçen yılki işte Alanya'nın, Adana Demirspor'un yaptığı o çıkışları Konyaspor'un her takım yapamayacak yani o çıkışları. Çünkü dört büyükler gerçekten çok güçlü. Öte yandan Başakşehir, Konya, birçok takımı sayabiliriz. Çok güçlüler. Ama Adana Demirspor bence iyi performans gösterir Süper Lig'de. Adana Spor'a gelince Adana Spor büyük bir ihtimalle düşmeme oynar. Düşme adayı takımlardan bir tanesi oldu. Yani kaybettiği oyunculara baktığınızda, aldığı oyunculara baktığınızda şu aşama sonrasında bir şey olur mu? Ben pek zannetmiyorum ama Adana Spor bana göre gelecek sezonun düşme adayı takımlardan bir tanesi. Hocam, Adana Spor'la ilgili kimsenin bir umudu yok. Neden? Yönetim zihniyetinden kaynaklanıyor. Yani Adana Spor Başkanı Sayın Bayram Akgül'ün her yıl aynı şeyleri yaptığı için çok iddialı takım yapmıyor. Transfer ve şansa kalıyorsun yani. Sakat bir sene oynamış yabancı oyuncu alıyorsun. Oynamaya geliyor oyuncu, tutuyor. Orada şanslı da oluyor. Ama diğer taraftan baktığınızda yerli oyuncu bazında da çok böyle iddialı takımlar yapmadığı için, düşmemeye oynadığı için, uygun, ucuz transferlere yöneldiği için, hedefsiz bir Adana Spor düşmesin yeter, bir Adana Spor taraftarlarını mutlu etmiyor. Hocam, yani yapılan transferleri tanıyor musunuz peki? Alt ligleri çok seyretme şeyimiz olmuyor Salim. Yani yayınla alakalı sıkıntı oluyor. Hepsini takip edemiyorsun yani. TFF 1. Lig kısmen 2. Lig kısmen o da. Süper Lig zaten. Yani o zaman hiç kimseye zaman ayıramaz, ailene bile zaman ayıramazsın yani. Bunları yani yapanlar var mı? Tebrik ediyorum. Bütün ligleri, Avrupa'yı takip ediyorlar. Ama işte alan oyuncuları tanımıyorum. Alt liglerden aldıkları için. Bilmiyorum. Yani biraz zor hocam bu noktada. Çıkış yapabilirsin ama zor yani. Zor. Hocam devam edelim. Birincilik deyip geçme. Önümüzdeki sene orada da kıran kırana mücadele olacak yani. Hocam, Mert Bey yazmış. Mustafa Muhammed mutsuz ve formsuz, gitmek istiyor kendisi Salim Bey. Satın alma opsiyonu zorunlu mu diye sormuş. Satın alma opsiyonu var. Nant'a gidiyor. Fakat zorunlu mu zorunsuz mu, buna daha ulaşamadım. Ulaştığım zaman bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Mutsuz kendisi zaten ayrılmak istiyor hocam. Bunu da belirtelim Galatasaray'da Mustafa yani Muhammed. Futbolcunun mutlu olması çok önemlidir ya. Futbolcuyu... Evet. Kazanmak, kaybetmek, yani kulüp içerisinde bunlar çok önemli. Doğru. Dolayısıyla mutsuz oyuncu faydalı olamıyor. İşte. Yani ne kadar şans verirsen ver faydalı olamıyor. O yüzden de göndermek lazım. Doğru. Yoksa Mustafa Muhammed harika bir oyuncu işte. Avrupa, Afrika Kupası finalinde orada bile oynamış bir oyuncu ama geldiğinde müthişti. Sonra mutlu olmadı. Bilmiyorum neden olmadı ama olmadı. Evet.
Hocam devam edelim. Salim Bey, Reşat Hoca'ya saygılar, sevgiler. Ligimize az kaldı. Sıcak olan illerimizde oynanacak maçlar insan sağlığı açısından tehlikeli. Maçlar 22'de ya da 23'te oynanmalı. Sağlığımız açısından buna dikkat edilmeli demiş. Evet, biliyorsun bu bölge çok sıcak oluyor. Gerçekten de yani. Bırakın top oynamayı, yürümek bile zor oluyor. Allah yardımcısı olsun bozuk kardeşlerimizin. Hocam Yunus Bey yazmış, Yunus Tanrıkulu. Merhaba Salim Bey, Beşiktaş'tan son dakika Pjanić ayarında fırsat transferi bekliyoruz. Reşat Hocam, Muleka sizce Beşiktaş'a nasıl katkı sağlar? İyi yayınlar demiş. Valla ben şimdi Beşiktaş'ın tabii 3-4-3 oynayacağını varsayarsak özellikle mesela orta ikili müthiş bir ikili oldu yani. Jesus de Souza, Gerson Fernandes. Yani bunlar ikisi de top becerileri olan, şut atabilen, koşan, top kazanan, dengeli oynayan iki tane oyuncu. Bunlar harika oldu. Ön tarafa bakıyorsun mesela. Üçlüye bakıyorsun. Abi Muleka bir tarafından, Cezar bir tarafından ve Cenk Tosun var. Vegos. Şey aldılar bir de. Vegos. Vegos'u aldılar bir de. Yani orada nasıl olacak acaba? 4-4-2 mi oynayacaklar? Yani 4-4-2 daha iyi olur gibi geliyor bana. Sana nasıl geliyor ya Salim? Hocam bence kenarda kenar pozisyonunda değerlendirir Muleka'yı. İşte solda değerlendirecek işte. Solda tamam. Değerlendirir. Sağda Cezal. Sağda Cezal. Önde Vegos oynar hocam. Vegos oynayacak. Çok formda gözüküyor ama forma giriyor gözüküyor. Yani nasıl olacak? Ben Cenk'in tercih edileceğini düşünmüyorum hocam. Belki sistem acaba değiştirir mi hoca? Belki sistem değiştirir. Olabilir. Yani benim Cenk'e saygım var ama ben Cenk'in yani direkt oynayacağını düşünmüyorum hocam. Yani netice itibariyle Beşiktaş'ın gerçekten de orta saha ve ön taraf orta sahanın dörtlüsünde de şimdi Getson'la Josef Estorza'yı söylerken tabii orada Rozier diye bir oyuncu var yani. Harika bir oyuncu. Sağ bek olarak kullan. Her tarafta kullan. Böyle bir dinamik bir oyuncu var. Solda Umut benim beğendiğim bir oyuncu. Yani Rıdvan'la dönüşümle oynadılar falan. Belki zaman zaman performansının altına düştü falan ama orayı çok rahat bir şekilde Umut götürür. Rıdvan'la durumu net herhalde belli olmadı daha. Hocam ödeme gibi. Planındaki sıkıntı sebebiyle olmadı transferi. Tam olmadıysa yani, işte Rıdvan'ı koyuyor ya. Umut Rıdvan iyi bir alternatif iki oyuncu, kafan rahat eder. Harika olur yani. Arkayı düzeltmek lazım. Stoper mevkini, Saiz nasıl, sakatlık işte durumun nedir, ne değildir. Montero yeterli midir değil midir, Wellington yeterli midir değil midir, Mecip de var. Yani böyle üst düzey bir stoper. Oraya çok daha iyi olur diye düşünüyorum o bölgeye. Genç oyuncular alıyorlar. Emre Can'ı aldılar işte. Büyük bir tümel alacaklar. Tamam ama yani böyle deneyimiyle, tecrübesiyle iyi bir stoper. Çok iyi olur Beşiktaş takımına. Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam? Olur. Sağ olun hocam. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Son bölümdeyiz. Reşat hocam, gelen sorular var. Onlarla devam edelim. Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. Mesut Bey yazmış. Adana Demirspor'un genç oyuncuları Mustafa Kapı, yeni transfer Ali Yavuz Kol, devre arasında gelen Bursa Spor'dan İsmail Çokçalış patlama yapabilir mi demiş Mesut abi. Yapabilir. Genç oyuncular bu oyuncular. Yapabilir ki yani başlarında Vincenzo Montella genç oyuncuları seviyor. Onlara şans vermeyi de seviyor. Geliştirmek de istiyor. Tabii genç oyuncuların elinde artık yani çok çalışacaklar. Fiziksel ve mental hazır olacaklar. Buldukları şansları da iyi değerlendirecekler. Hocam Deniz Bey yazmış. Deniz Zaman, merhaba Salim Bey. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını kazanabilir mi? Yorumlarınız nelerdir? Yani niye kazanamaz? Kazanır.
Ben Fenerbahçe'ye güveniyorum. Fenerbahçe kadrosuna güveniyorum. Hoca iyi bir hoca. Gerçekten de iyi bir hoca. Dolayısıyla niye olmasın? Ki geçen sene o İsmail Kartal sürecinden sonra Fenerbahçe taraftarlarında, camiasında bir coşku oluştu. Evet. O coşku, o sinerji burada devam edecek. %100 onu gösteriyor. Oyuncu toplu da zaten o sinerjiye uygun davranıyor. Bu sene başarılı olacak Fenerbahçe. Ben onu yeniyorum. Hocam yani özellikle de Fenerbahçe'de hoca büyük bir artı. Gelen bilgiler var. Bruma'nın kiralık olarak gideceği yönünde. Bruma'dan memnun kalmadığına dair bilgiler paylaşılıyor medyada. Ne dersiniz? Yani olmuyor gibi sanki. Ben de yani hazırlık maçlarında onu gördüm. Çok bireysel oynamaya çalışıyor. Ya daha orada kreatif, takım oyuna katkı sağlayabilecek bir oyuncu daha çok fayda sağlar. Yani biraz yani ben, nasıl diyeyim? Olmayacak gibi. Nasıl diyeyim falan değil, olmayacak gibi. Solda şu haliyle solda Rossi oynar, sağda İrfan Can oynar. Hocam yani Emre Mor da, onu da düşünmek lazım. Ya işte takım oyunu oynayabilmek katkı sağlıyor. Ne kadar katkı sağlıyorsun orası önemli. Şimdi diyelim ki İrfan Can farklı bölgelerde de oynayabilir. Eyvallah. Diyelim ki elinde İrfan Can'la Emre Mor'dan ikisini düşünüyorsun. Evet. Katkıları ne? Ona bakarsın değil mi yani? Yoksa yetenek olarak ikisi de çok yetenekli. Birisi çok süratli, çok çabuk adam eksiltebilen. Ötekisi çok akıllı, çok zeki. Top tekniği, oyun zekası çok yerinde. Nerede, ne zaman, ne yapacağını daha iyi biliyor. Onun kadar süratli değil, onun kadar çabuk değil. Onun kadar çabuk adam eksiltmiyor ama katkı İrfan Can. Emre'nin işi kolay değil. Hocam yani... Bruma ile ilgili yapılan yorumlar bu şekilde. Katılıyorum. Kaleci transferi de muhtemelen Gökhan Akkan olacak. Ne dersiniz? Mantıklı. Elinde zaten Altay var. Gökhan da iyi bir kaleci. Ben beğeniyorum Gökhan'ı. Evet. Hiç sırıtmaz yani kaleye geçtiğinde de. Türk yani, statüsü bile. Türk statüsü doğru. Yaşı da iyi. Yani hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla yani, doğru bir tercih. Hocam devam edelim. Gelen sorularla Deniz Bey'in sorusunu cevapladık. Twitter'dan da kontrol ediyorum gelen soruları. Özellikle transfer döneminde olduğumuz için gözümden kaçabiliyor, kusura bakmasınlar. İlker Yiğit yazmış. Beklemedeyiz. İnşallah imza atar demiş. Lazar Markoviç ile ilgili. Lazar Markoviç Belgrad'dan İstanbul'a geldi hocam. İstanbul yeni havalimanına iniş yaptı. Saat 12.05. İyi transfer vallahi, Antep için çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hocam Antep'in, Gaziantep FK'nın transferleri devam edecektir. Birkaç isimle de temastalar. Bunu da söyleyeyim. Gaziantep FK geçen yıldan çok daha iyi bir sezon geçirecek. Onu söyleyebilirim. Hocam geçen yıl ciddi transferler yapıldı. Neden olmadı? Hocanın yani, mı vardı? Ne dersiniz? O da olabilir. Bazen teknik direktör, oyuncu çok örtüşmüyor. O da olabilir. Senin dediğin gibi. Evet. Ama istikrarsız bazı oyuncular çok istikrarsız. Bazı oyuncular bir bakıyorsun Saman Emine gibi çok iyi performans gösteriyor ama sonrasında yok. Evet. Bunlar da tabii Gaziantep BK'yı çok etkiledi. Yani ben geçen yıl yani böyle daha böyle katkı sağlayan bir, yani üst sıralarda olmasını beklediğim bir takım vardı. İç sahada ilerdi ama iç sahadaki performansı da belli zamandan sonra yok oldu. Ardından zaten iç sahada da mağlup olmaya başladılar. Hatta bitime birkaç hafta kala ligde kaldılar. Evet, oyuncu hoca arasında problem de söylendi. O yüzden belki de bu sene geçen yıldan bazı oyuncular gönderildi ya da ayrıldı. Evet. Ama ben bu sene yapılan transferlere bakıyorum. Böyle mantıklı. Yani mantıklı transferler yapılıyor mu hocam?
Yani geçtiğimiz yıl daha farklı yerlerde olabilirdi. Benim görüşüm olabilirdi. Şekilde. Aynen. %100. %100. Yani, daha iyi sezon geçirmesi lazımdı. Evet. Normalde şeydi hocam. Hocayla da yollar ayrılmıştı. Fakat hocayla yollar ayrılacaktı. Düzeltiyorum. Fakat ciddi bir sözleşmesi var hocanın. O noktada orta yolu bulamadılar. Doğrudur. Bundan dolayı orta yol bulunamadı. Aynı görüşteyiz hocam. Gelecek yıl geçen sezonki gibi kolay olmayacak. Bunu söyleyeyim. Anadolu takımlar işte, açısından bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Ya işte yani Erol Bulut adına söylemiyorum ama yani ülkemizdeki takımlarımızın başındaki yöneticilerimizin kontrat yaparken çok dikkatli kontratlar yapması lazım yani. İşte birçok örneğini görüyoruz. Yazık, günah yani. Hem hoca için de hem takım için de daha dikkatli kontratlar yapın yani. Hoca mı kalmadı yani? Çok hoca var yani. Haddinden fazla hoca var. İnanın çok da iyi hocalar var. Evet. Ama lobisi olmayan hocalar bir kenarda duruyor. Bazıları çok çabuk kulüp buluyorlar. Ama bari kontrat yaparken de yani iyi kontratlar yapın ki böyle yüklü tazminatlar göndermek istediğiniz de olmasın. Yani karşınıza çıkmasın. Yani tazminat sorunundan dolayı devam etti hocam. Bunu net bir şekilde biliyorum. Ya işte. Hatta, ne olacak? O tazminat maddesi olmasa Erol Bulut gelmeyecek miydi Gaziantep'e? Evet. Yani gelmese ne olurdu ki yani? Birçok teknik direktörü var. Ülkemizde değerli teknik direktörler var. Doğru. Kendisi de değerli bir teknik direktör, eyvallah. O da iyi bir teknik direktör, doğru. Ama yani işte. Fazla da konuşamıyorum. Yani size katılıyorum hocam bu noktada. Hoca sayısı çok çok fazla fakat yani çok ciddi kontratlar yapılıyor. Bundan dolayı da bunlar kulüplerimize, bu kontratlar kulüplerimize ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor. İstediğiniz anda yollarınızı ayıramayabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Devam edelim hocam. Gelen sorularla. Reşat hocam Fenerbahçe'de çok orta saha var. Üstüne bir de Pedro'yu alıyorlar. Orta saha şişkin olmadı mı Fenerbahçe'de demiş. Konuştuk bunu zaten. Konuştuk hocam, zaten sizin yapmış olduğunuz yorumdu. Serkan abi bir bilgi sunmuş. Teşekkür ediyorum. Salim hocaya sorar mısın? Beşiktaş dörtlü kanat peklerinde direkt hücum oyuncularını oynatsa. Rossi sağ bek, Rıdvan dörtlünün solunda. Rossier'in önünde kim oynayabilir demiş. Az önce konuştuk hocam. Gezal oynar. Doğru değil mi hocam? Gezal tabii. Muleka ile Gezal oynar. Muleka ve Gezal. Geride Rıdvan ya da Rıdvan giderse Umut oynar demiştik. Şey de çok güzel. Alternatifler de çok güzel. Ben bu yıl Enkudu'dan ciddi anlamda bir çıkış bekliyorum, yer bulabilirse. Bulabilir yani kolay kolay da alırsa formayı vermez yani. Kim olursa olsun vermez. Sakatlık yaşamasın falan, iyi bir mental hazır, fiziksel hazır bir Enkudu. Çok iyi işler yapabilir bak. Yani alternatifler de iyi. Kenan Karaman mesela iyi bir alternatif. İşte Renkoş veya Cenk Tosun alternatifi olabilirler. Aynı anda olmadıklarında. Rıdvan, Umut alternatifli. Alternatifler de iyi yani. Hocam birçok soru var gelen, bunları da yanıtlayacağız. Hemen Berfin Yunus tane bol bol teşekkür etmiş hocam. Biz de teşekkür edelim. Selamlar. Dinliyormuş. Çok çok teşekkür ederim diyor. Çok çok teşekkür ederim Reşat hocamla birlikte. Her soruyu cevapladınız. Güzel bir sohbet oldu demiş. Teşekkür ediyorum. Hocam hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Gaziantep FK taraftarı İlker Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Forvet transferi bekliyoruz demiş. Aynen, iyi bir forvet. Muhammed Demir de gitti bildiğim kadarıyla. Oraya iyi bir forvet gerekiyor. Evet. Hemen devam edelim hocam. Bu arada hocam Crespo'nun açıklaması var. İsterseniz paylaşayım.
Fenerbahçe'de Crespo, tüm takım Şampiyonlar Ligi gruplarına, tüm takım arkadaşlarımla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Ancak şu an orayı düşünmüyoruz. Şu an tek düşüncemiz Dinamo Kiev maçı, Şampiyonlar Ligi maçını dinlemeyi hayal ediyorum. Bu hayal değil, hedef demiş. İnşallah. Hayalleri gerçek olur. Hayalleri gerçek olur hocam. Bu arada Fenerbahçe Pedro transferinde bugün resmi adımları da atıyor hocam. Bunu da belirtelim. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. Temsilcileri hem kulüp tarafından hem de oyuncu tarafından süreci yürüten menajerler İstanbul'a geldi. Bugün transfer resmiyete kavuşur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den de bugün ya da yarın bu transferle ilgili açıklama gelir. Bunu söyleyelim. Az önce Yunus'tan bahsetmiştik hocam, hatırlıyorsunuz. Evet. Yunus'la ilgili bir haber gördüm. Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesine iyileştirme yapacakmış. Bu bilgiyi de paylaşalım. Yunus Akgün'ün sözleşmesine bir iyileştirme yapıyor. Yunus Akgün güçlü döndü. Evet. Yani geçen yıl Adana Demirspor, bir önceki yıl daha doğrusu Adana Demirspor'a gelmeden önce şimdinin Hamza'sı gibiydi. Galatasaray'da Hamza Akman gibiydi. Doğru. Ama Demirspor'a geldi, oynadı, özgüveni attı, fiziksel gücü arttı, şampiyon oldu, döndü Süper Lig'de. Yani Galatasaray bile çok büyük sıkıntıya soktu ligde. Net gözüktü ve çok güçlü döndü. Ami takıma da seçildi, güçlü döndü. Doğru. Yani nokta bir transfer gibi döndü. İnşallah tabii iyi de başladı. Yetenekleri de malum ortada, çabuk adam eksiltebilen bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Özellikle kontra ataklarda ya da kapalı savunma delici özelliği de var yani. Ve Ami takımın da muhtemelen ileride değişmez oyuncusu olacak. Galatasaray iyi başladı. İnanıyorum ki bu yıl Galatasaray'ın başarılarında çok ciddi katkılar koyacak. Evet. Hocam, Yunus'la ilgili ifade ettiğiniz gibi ben de aynı görüşteyim. Hatta dün Twitter'da Space Odalar var, biliyorsunuz. Twitter'da Space Odası'nda konuşuyordu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet. Ben de dinleyici olarak yer aldım. Konuşmasında dikkatimi çekti. Yunus Akgün Rize Spor'a gidecekti. Yunus'un duruşu sayesinde ve bizim de isteğimiz sayesinde Adana Demirspor'a geldi. Sonrasında biz bonservis ödeyerek Akintola'yı transfer etmiştik. Yunus kiralıktı. Bonservis ödediğimiz oyuncuyu oynatmadık Yunus'un performansından dolayı dedi. Burada da bence yani Adana Demirspor camiası da bir teşekkür hak ediyor. Normalde hocam ülkemizde kiralık gelen oyunculara karşı negatif bakış açısı vardır. Ama bu noktada hem Yunus hem de Adana Demirspor birbirlerini benimsediler ve oyuncuya ciddi katkı sağladı. Hatta geçen hazırlık maçında Mustafa Muhammed'e vermiş olduğu paslar vardı. Yapılan yorumlar şu şekildeydi. Balotelli gerek Yunus'un yanına. Bu golleri Balotelli atar yorumları yapıldı. Bilmiyorum, sosyal medyada okudunuz mu? Okudum. Tabii çok iyi bir ikili oldular. Balotelli ile Adana Demirspor'da. Şimdi Gomis'e attırdığı golü de gördüğümüzde sanki bir orada Balotelli varmış gibi oldu değil mi? Yani evet. Öyle geldi. İyi başladı ya. Yunus ciddi katkılar sağlayacak yani. Bir de Temaşa o futbolunda büyük bir keyif veriyor yani. Yunus özel bir oyuncu. Adana Demirspor'un tabii duruşu da çok önemli. Gerçekten de düşünebiliyor musun? Çok ciddi bonservis parası verdin, adamı oturtuyorsun. Bir sene sonra gidecek adamı banka oynatıyorsun. Evet. Bu da aslında forma adaletini de gösteriyor. Kulübün adaletini de gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Hemen ben kontrol edeyim hocam. Varsa sorular kaçmasın. Şu an için görmüyorum. Yani mesajla gelirse okuyamadım, dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler. Hocam, bay bay. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz'dı. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün yayınımız 14'e kadardı. Saat 14-15 arasında Hattrick programında Ali Erim ve Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.